Mein Besuch hat gestern begonnen mit einem Aufenthalt am Krankenbett des türkischen Botschafters in Deutschland, Herrn Carsten Jogi, der bei den dramatischen Ereignissen der Nacht des 15. Juli selbst zu Schaden kam, weil er auf die Straße gegangen ist, mutig und dann auch Opfer eines Schusswechsels wurde und mit Schusswunden im Krankenhaus geendet wurde. Evet, ja, jetzt mit dün başladım ben ve Ankara'ya gelişimden itibaren de görüşmelerim oldu. İlk ziyaretim hatta Berlin Büyükelçisi, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Sayın Karslıoğlu'nu hastanede ziyaret etmek oldu. Çünkü Büyükelçi Karslıoğlu da 15 Temmuz gecesi darbeye karşı çıkmak için sokağa çıkanlardandı ve o da yaralanmıştı. Mermiler de ona da hedef olmuştu. Kendisini ziyaret ettim hastanede. Ich habe heute Konsultationen geführt mit meinen Kollegen im Außenministerium, Feridun Çinioğlu, und auch dem Staatssekretär im Innenministerium, Altinok, über die gesamte Bandbreite unserer Beziehungen, aber eben auch mit besonderer Berücksichtigung der Ereignisse des 15. und 16. Juli. Und gerade komme ich von einer Begehung des angegriffenen Parlamentsgebäudes zusammen mit Herrn Çinioğlu, mit dem ich auch einen Austausch führen konnte. Und dazu möchte ich einige Worte sagen. Evet, bugün de görüşmelerime devam ettim. Sabah Sayın Feridun Çinioğlu'yla dışişlerimle bir araya geldim mevkidaşımla ve akabinde de yine mevkidaşım İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Altınok'la bir araya geldim. Ve her iki görüşmede ilişkilerimizin bütün boyutuyla ele alma fırsatını bulduk kendileriyle. Tabii bu görüşmelerin sırasında 15 ve 16 Temmuz günü Türkiye'de yapılan bu darbe girişimiyle de ilgili olarak bilgiler aldım. Biraz önce de bu kameraların önüne çıkmadan önce Sayın Yeneroğlu'yla bir görüşmem oldu. Bilgi alışverişinde bulunduk ve akabinde de burada bombaların hedefi olan Türk Millet Meclisi'ndeki mekanları gösterdi kendisi bana. Die dramatischen Beschreibungen der Situation und die Schäden, die hier zu besichtigen sind, gehen mir sehr nahe als Besucher eines befreundeten Landes, aber auch persönlich. Ve burada bana anlatılanlar, bu feci gecenin çok kötü ve feci vahim olan gecenin darbe girişiminin izlerini görmek, hasarlarını görmek beni bir dost ülke temsilcisi ve mensubu olarak ve bir insan olarak çok yakından, çok derinden üzdü. Es ist unvorstellbar und bedrückend, mit welcher brutaler Gewalt die Putschisten das Zentrum der türkischen Demokratie, das Haus der Vertreter des türkischen Volkes, hier angegriffen haben, ohne Rücksicht auf die demokratischen Institutionen und vor allem auch ohne Rücksicht auf die Menschenleben. Ve yani bunları görünce de insan gerçekten böyle bir şeyin yapılabileceğini ne düşünebiliyor ne hayal edebiliyor. Bu kadar bir vahim şiddet kullanarak burada demokrasinin merkezi meclise halkın temsilcilerinin burada bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne böyle bir saldırının yapılmasını düşünemiyor insan. Wir sind froh, zusammen mit allen türkischen Demokraten, dass dieser Putsch niedergeschlagen werden konnte. Ve bütün Türk demokratlarla birlikte biz de bu darbeye karşı çıkılabildiği için ve bertaraf edilebildiği için büyük memnuniyet duyuyoruz. Und wir mögen uns nicht die Situation ausmalen, die entstanden wäre, wäre erfolgreich gewesen. Das wäre eine Katastrophe gewesen für das Land, für unsere Beziehungen, aber auch für die ganze Region. Ve eğer bu darbe başarılı olsaydı resmini de hiçbir şekilde kafamızda canlandırmak istemiyoruz. Çünkü eğer bu şekilde bir resim sonuç verseydi bu hem bizim için hem Türkiye için hem bölge için hem bütün insanlar için bir felaket, çok büyük bir felaket olacak. Europa und die ganze Welt hat verfolgt, wie die türkischen Demokraten in dieser Nacht in diesem Haus zusammengestanden sind, wie alle Parteien die türkische Demokratie verteidigt haben. Und wir haben verfolgt, wie Menschen auf die Straße gegangen sind, Türken, Demokraten,
die mit ihren bloßen Körpern die Institutionen und die Demokratie gegen Panzer verteidigen. Bütün Avrupa, bütün dünya o gece izledi. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde demokratların, milletvekillerin meclislerini nasıl savunduklarını, bütün partilerin, mecliste yer alan bütün partilerin burada meclisi nasıl savunduklarını gördü. Sokaklarda insanların Türkiye'de demokrasiyi, demokrat insanların demokrasiyi nasıl savunduklarını, sahip çıktıklarını ve darbeyi bertaraf etmek için nasıl çaba gösterdiklerini bedenleriyle gösterdi ve bundan da büyük memnuniyetim. Und entgegen manchem Eindruck, der hier entstanden sein mag, möchte ich sagen, dass ich hier meinen höchsten Respekt und Anerkennung ausdrücken will und weiß, dass das viele Deutsche mit mir teilen. Ve ben bu vesileyle de burada yapılan bütün bu darbe girişimi bertaraf etme çabalarına ve başarıya büyük saygı duyduğumu burada sizler önünde ifade etmek istiyorum. Die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland hat sich sehr früh, sehr klar gegen diesen Militärputsch gestellt und mit unmissverständlichen Äußerungen deutlich gemacht, dass wir die Putschisten nicht unterstützen. Ve federal hükümet de darbe gecesinde ve hemen akabindeki günlerde çok açık bir şekilde darbeye karşı olduğunu ve darbecileri desteklemediğini, Türkiye'deki demokratik güçleri desteklediğini çok net bir şekilde ifade etti. Unsere Gefühle sind mit dem türkischen Volk und insbesondere den Angehörigen der Opfer, deren Verlust menschlichen Lebens sie beklagen müssen und auch den Angehörigen der vielen Verletzten, die dieser Coup d'État gekostet hat. Evet, bütün duygularımız burada bu darbe girişimine karşı çıkan, ölen, yaralanan insanlarla birlikte onların acılarını ve tazimlerini paylaşıyoruz. Wir unterstützen das legitime Bestreben des türkischen Staates, jetzt die Geschehnisse politisch und rechtlich, auch strafrechtlich aufzuarbeiten und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Ve biz burada Türk tarafını da, Türk hükümetinde burada yasal hakları doğrultusunda, burada yaşananları, bu suçları işleyenlere karşı siyasi olarak, hukuki olarak ama ceza açısından da kavuşturulmasını, takip edilmesini ve ceza almalarını destekliyoruz. Ich habe in meinen Gesprächen mit der türkischen Seite, zuletzt auch mit Herrn Yavuklu, unsere Erwartung geäußert, dass diese Aufarbeitung nach den Grundsätzen der Verfassung, nach den europäischen Werten, nach den Verpflichtungen der Türkei gegenüber den Organisationen, in denen sie Mitglied ist, namentlich Europarat und OSZE, erfolgt nach rechtsstaatlichen Grundsätzen und vor allem auch nach dem Verfassung, nach dem Verhältnismäßigkeitsgrund. Burada Türk tarafıyla yaptığım görüşmelerde, son olarak da Sayın Yeneroğlu ile yaptığım görüşmede bütün bu kovuşturma sürecinin anayasa kriterlerine, anayasa uygun şekilde, Avrupa değerlerine uygun şekilde yapılması gerektiğini ifade ettim. Ve bu süreç içerisinde de Türkiye'nin üye olduğu uluslararası kurum ve kuruluşların kriterlerine, örneğin Avrupa Konseyi, AGİT gibi kriterlere uyulması gerektiğini, bu sürecin hukuk devleti yapısı içerisinde orantılık hususu dikkate alarak olması gerektiğini önemsediğimizi ifade ettim. Rechtsstaatlichkeit ist das Gebot der Stunde und ich glaube, dass individuelle Schuld in diesem vor allem ordentlichen Gericht der Maßstab sein muss. Und ich bin froh darüber, dass mir alle Gesprächspartner in diesem Sinne zugesichert haben, dass die Türkei die Verfahren in diesem Geiste auch durchführen wird. Vielen Dank. Evet, yani hukuk devleti kriterleri son derece önemli bir ayrıntı. Burada bireysel suç unsurundan hareket ederek bu bireysel suçun bağımsız mahkemeler nezdinde ele alınması, yargılanması ve gerektiğinde ceza alması gerekiyor. Bu konuda bu sürecinde bu şekilde olacağı yönünde bütün görüştüğüm muhataplar bunu bana teyit ettiler. Ve bundan sonraki sürecinde bu ruh içerisinde, bu çizgi içerisinde olması ümidiyle teşekkür ediyorum sizlere. Thank you.